Devri İstibdat ve Said-i Kürdi'nin Pençeleşmesi. Tımarhanede tabiple vaki olan macera. Ey tabip efendi, sen dinle, ben söyleyeceğim. Cinnetime bir delil daha senin eline vereceğim. Sual olunmadan cevap. Antika bir divanenin sözünü dinlemeyi arzu edersiniz. Muayenemi muhakeme suretinde istiyorum. Senin vicdanında hakem olsun. Tabibe dersi tıp vermek fuzulilik ama teşhis illete yardım edecek noktalar hastanın vazifesidir. Hem de istikbal sizi tekzip etmemek için dinlemenize lüzum görürsünüz. Şu dört noktayı nazar mütalaya alınız. Ve sonra yine tımarhanede iken verdiğim bazı izahatın suretidir. Birincisi, ben Kürdistan dağlarında büyümüşüm. Kaba olan ahvalimi Kürdistan kapanıyla tartmalı. Hassas olan medeni İstanbul mizanıyla tartmamalısınız. Öyle yaparsanız madeni saadetimiz olan der saadetten önümüze set çekmiş olursunuz. Hem de ekser Kürtleri tımarhaneye sevk etmek lazım gelir. Zira Kürdistan'da en revaçlı olan ahlak, cesaret, izzet-i nefis, salabet-i dihniye, muvaffakat-ı kalp ve lisandır. Medeniyette nezaket denilen emir onlarca müdahenedir. İkincisi, benim elbisem gibi ahval ve ahlakım da nasa muhaliftir. Hak ve nefsül emri mihenk-i itibar ittihaz ediniz. Zamanın veya adetin revaç verdiği bazı ahlak-ı seyyiyeyi görenek vasıtasıyla numune-i imtisal olmuş mikyas yapmayınız. Ne me lazım başkası düşünsün feryad-ı meyyitaneyi vermek gibi. Müslümanım, İslamiyet cihetiyle manen memurum ve sadakatle mükellefim. Millete, din ve devlete nafi olan bir şey düşüneceğim. Üçüncüsü, şaz ve nadir olarak İstidat-ı zamanın fevkinde çok kimseler gelip geçmiş. Naz, iptida onlara cünun veya abes isnadından sonra sihre veya harikaya hamletmişler. Birinci ve ikinci noktanın mabeyninde olan tezat, cinnetime hükmeden zevatın delil ve müddealarında olan tezada imadır. Zira efalleriyle demişler, divanedir. Çünkü her mesaili müşkileye cevap veriyor. Böyle delil getiren delidir. Dördüncüsü, asabi adam, hususan benim gibi sinirli bir kimsenin telaş ve hiddet etmesi zaruridir. Vahusus bir fikri âliyi, yani hürriyet-i şerriyeyi 15 sene zihninde taşıyan ve bilfil karib olduğu zaman, yani bir inkılab-ı azib ile kendisini muhatarada ve mehlekede görse ve temaşasından mahrum kalsa nasıl telaş ve hiddet etmesin? Hem de benden daha divane zaptiye nazırıdır. Zira benden daha hadittir. Hem de bu cinnet-i muvakkataya müptela olmayan binde birdir. Ve küllü nasi mecnun ve lakin ala kaderil hevahtelefel cunun. Herkes delidir. Fakat boş şeylerle meşgul olmak nispetinde delilik derecesi farklılık arz eder. Eğer müdahene, temelluk, tazarru sinnuri, menfaat-ı umumiyeyi, menfaat-ı şahsiyeye feda etmek, aklın muktezasından addedilmek lazım gelirse şahit olunuz. Ben o akıldan istifamı veriyorum. Divanelikle ki bence bir mertebe-i masumiyet gibidir, iftihar ediyorum. Dört nokta şüpheyi davet etmiş. Onları bilerek bazı hikmet-i hafiye için yapmışım. Birincisi, şekli garibim. Bu muhalif libasımla makasıd-ı dünyeviyeden istinamı ve adat-ı beldeye adem-i mürattan özrümü
ve ahval ve etvarımı nasa muhalefetini ve münasebeti zahir ve batın ile tabiilik insaniyetimi ve milletimin muhabbetini ilan etmek içindir. Hem de garip mana, garip bir lafz içinde olmalı, ta ki nazarı dikkati celbetsin. Hem de sanayi mahalliyeye revaç vermek için bir nasihat-ı fiili ediyorum. Hem de kendimde bir meyli teceddüdü göstermek ve zamanın teceddüt edeceğine işaret ediyorum. Hem de Sultan Selim'e biat etmiştim. İkincisi, ulema ile olan münazaramdır. Onun sebebi İstanbul'a geldim. Gördüm ki, sair şuabata nispeten medaris terakki etmemiştir. Bunun da sebebi, kitaba nazarla istinbat-ı mesele etmek olan istidadı, meleke-i ilim yerinde ikame olunmuş. Ve talebelerde adem-i münazara ve sual ve cevap sebebiyle şevksizlik ve melekesizlik ve atalet gibi bazı hali intac etmiş. Sair müntici taaccüp ve hayret olan ulûm-ı ekvân veya eğlence ile vakit geçirmeyi müntic olan fünun-u hevesat ve lezzat-ı hakikiyeyi mutazammın olan ulûm-u maksudu bizzat gibi ulûm-u ilahiye tahsil olunmaz. Bunun da ya bir himmet-i âli veya bir tevâhul-u tam veya müsabakayı müntic olan sual ve cevap gibi bir şevki kasri ve harici lazımdır. Veyahut taksim-ül amal kaidesine tatbikan her bir talebenin istidadına göre bazı fünun ile tevahul etmeli. Ta mütehassıs olsun, sati olmasın. Zira her ilmin bir suret hakikiyesi var. Meleke olmadığı vakit bazı tarafı nakıs olan suretlere benzer. Bunun da çaresi ona müstahit olan bir fenni esas tutmalı ve buna münasip fünunu her birisinden birer fezleke alınmalı ve o fen esasın suret hakikisini mütemmim ittihaz etmelidir. Zira her bir fezleke bir sureti müstakilliği teşkil etmiyor, lakin bir sureti esasiyeyi tekmil edebilir. Ey sözümü işiten talebe-i ulum, mektepliler gibi ki onlar nakıs olan seleflerine hayrul halef olmuşlar, çalışalım ki evci kemale vasıl olan seleflerimize hayrul halef olalım. Ben münazara ile bil fiil iki noktadan ikaz etmek istiyordum. Üçüncüsü, fuzulilik olarak iki fikri beyan etmiştim. Birincisi, şu zaman-ı terakkide medeniyet-i hakikiyeyi teşkil eden İslamiyet, medeniyet-i hazıraya nispetle terakki etmemiş. Bunun da en büyük sebebi, üç büyük şubelerin ki cümlenin maksudu bir ama rivayet muhtelif, masadakına muvafık, ehli medrese, ehli mektep, ehli tekyenin tebayyun efkar ve tahalufu meşaribidir. Ehli medrese, ehli mektebi bazı gayr-ı murat olan zevahirin tevili ile zaaf-ı akide ile ittiham ediyorlar. Bunlar ise berikileri fünun-u cedideye adem-i vukufları sebebi ile nakız ve gayr-ı mutemet addediyorlar. Ehli medrese, ehli tekyeyi ibadet olan zikri sebeb-i şevk vaz olunmuş olan bazı mübah amal ve harekat ki avam ve cahil hataen ibadet zannederler. Halbuki bu zan batıldır. İbadet yalnız zikirdir. Harekat mübah olmak şartıyla caizdir. Bu zan-ı avama binaen bunlara ehli bidat nazarıyla bakıyorlar. Bunların tefritiyle ve ötekilerin ifratı ile müsamaha kapısı açıldı. Bazı bidat zikir ile ihtilat eyledi. Bu tebayyun efkar ve tehalüf-ü meşarip ahlak-ı İslamiye'yi sarsmış ve terakkiyat-ı medeniyetten geri bırakmıştır. Bunun da çaresi mekatipte ulûm-u diniyeyi bir hakkın okutmak
ve medariste lüzumsuz kalan hikmet-i atikaya bedel, bazı fünun-u lazime-i cedide tahsil olunmak ve tek yerlerde mütebahhirin ulema bulunmaktır. Bu takdirde şuabat-ı selase, yeka henki terakki olarak kat-ı meratip etmek kaviyen memuldur. İkinci fikir, vaizlere aittir ki, bunlar müderris-i umumidir. Bunların nasaihinde kendimce bir tesir hissetmedim. Düşündüm. Kasaveti kalbimden başka üç sebep buldum. Birisi, asr-ı hazırayı zaman-ı salifeye kıyasen yalnız tasvir-i müddea ve parlak göstermektir. Halbuki zaman-ı salifte safai kalp ve taklid-i ulema hüküm fermaiydi. Bunlara delil lazım değil idi. Şimdi de herkeste bir meyli taharri hakikat peyda olmuş. Bunlara karşı tasvir-i müddea tesir etmez. Ancak tesir ettirmek için ispat-ı müddea ve ikna lazımdır. İkinci sebep, bu konuda hiçbir fikrim yok. Bir şeyi terhip veya terhip etmekle ondan daha mühim şeyi tenzil etmekti. Mesela, bir gece iki rekat namaz kılmak, haccı tavaf etmek veya kim gıybet etse zina etmiş gibidir derler. Üçüncüsü, belagatın muktezası olan muktezai âle mutabık ve ilcat-ı zamana muvafık söz söylemezler. Güya insanları eski zaman köşelerine çekiyorlar, sonra konuşuyorlar. Demek istiyorum ki vaiz, hem alim-i muhakkik olmalı ki ta ispat-ı müddaa etsin, hem hakim-i müdakkik ta muvazene-i şeriatı bozmasın. Hem de beli-i mukni olması şarttır. Dördüncüsü, zihnim perişandır demişim. Halbuki bu cümleden maksadım, kuvve-i hafızama nisyan tereyanı ve zihnimdeki sıkıntı ve tabiatımdaki tevahuş murattır. Hiçbir divane, ben divaneyim demediği için benim cinnetime nasıl delil olabilir? Hem de izhardan sonra 3 mah ders gördüğümü söylemiştim. İki cihetle şu söz şüpheyi davet eder. Ya hilaftır, halbuki ekser Kürdistan bunun sıdkını bilir, ya doğru olduğu halde sen ey doktor dediğin gibi, temettüh ve gurur misullu bir unsuru cinneti ima eder. Buna cevap, bir ricali devletin sualine karşı cevabı sevap vermek istemekliyimdir. Eğerçi temettühü istilzam etmiş, şuurumda şüpheniz kalmadığı vakit, fikrimde şüpheniz vardır zannediyorum. Onu bir muhakeme ile bu şüphe de zahir olabilir. Zira gayet serbest, vahşi Kürtlerden olan bir adam, elmas gibi millete bir sadakat ve cevher gibi bir fikri âli sahibi olmadığı halde, nasıl bu zamanda bu kadar alamet-i farika ile hile ve fikri fasidini saklayabilir? Bence hile, terk-i hiledir. Demek, herkese müreccah, çünkü kimseyi millete sadık bulmadım, ve safi bir sadakati kalpten hissetmiş de bu guna ahvalde bulunmuş. Ve kem min aibin emre sahih ve afetehu minel fehmis sakim. Doğru ve sağlam bir işi ayıplayanlar çok olur. Oysa bunu ayıplamaları onların sakat anlayışlarından kaynaklanmaktadır. Demek bizim doktorların fehmi hasta ve kendi raporlarıyla mecnun ve zaptiye nazırı da hiddeti için divanedirler. Ey doktor, sen iyi doktorsan evvela o biçareleri tedavi et, sonra beni. Ey şu kelamıma nazar eden zevat, eğer kelamımda dokunacak veya sizin zayıf midenizde hazm olunmayacak sözler bulunursa mazur tutunuz. Çünkü divanelik zamanında söylemişimdir.
Muhitim o zaman tımarhanenin duvarlarıydı. Muhitin tesiri müsellemdir. Zira divane ra kalemnist. Divane için kalem gerekmez. Yani sorumluluk yoktur. Ümmi, vahşi yani hür, Türkçe iyi bilmez bir Kürt bu kadar ifadeyi meram edebilir. Vesselam.